Herkese merhaba. Eğer ki ben şimdi sizlere ya denemeler nasıl gidiyor, netler nasıl geliyor diye sorarsam, birçoğunuz aşağı yukarı hiç değilse hangi net aralığında olduğunuzu söyleyebilirsiniz öyle değil mi? Peki şu sıralar netlerde bir düşüş yaşıyor musunuz? Ya da hiç değilse şu noktaya kadar bu süreç içerisinde böyle bir düşüş yaşadınız mı? Ne yapıyoruz böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda? Hemen nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Kaynaklar mı çok zordu? Denemeler mi çok saçmaydı? Ben mi çok yorgunum? Üf, sıkıldım, uykusuzum da zaten gibi bir sürü neden sıralıyoruz. Bu aslında biraz daha vampir köylü oynamak gibi önümüzde bir sürü seçenek var ve hepsini teker teker suçlayarak vampiri yani denemedeki netlerimizin düşmesine neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. İnsanlar olarak dış dünyayı bir neden sonuç ilişkisi içerisinde kalıplara sığdırmaya çalışarak anlamlandırmaya çalışırız. Özellikle olumsuz bir olayla karşı karşıya kaldığımızda insanlar olarak genellikle dış faktörleri suçlama eğilimindeyiz. Lisedeyken hatta biz de yaptık mutlaka siz de yapıyorsunuzdur. Nedir? Kötü bir not aldıysak hoca vermiştir, ise biz kendimizi almışızdır. Buna kulak olarak da çok fazla aşinayız. Hadi gelin o zaman farklı bir yönden bakalım. Diyelim ki bir arkadaşınızla buluşma ayarladınız. Kalktınız. O günde hava nasıl yağmurlu, nasıl yağmurlu? Buluşma saati de tam trafik saati. Eğer ki siz o buluşmaya geç kalırsanız çoğu insan ne yapıyor biliyor musunuz? Ya benim bir suçum yok. Hava belli. Trafik zaten vardı. Bir de üstüne yağmur yağınca çok fena oldu diyoruz. Ama eğer ki siz buluşma yerine gittiğinizde arkadaşınız 1-2 saat geç kalırsa ya yağmur yağdığı belli bir şey. Trafik saati, trafiğin daha da kötü olduğu da belli bir şey. Bu tamamen senin sorumsuzluğun diye onu suçluyoruz. Evet aslında bizler olumsuz bir olayla karşı karşıya kaldığımızda biraz önce dediğim gibi bu dış faktörleri suçlama eğilimindeyiz. Eğer ki dış faktörlere çok fazla bakarsak kendimizle alakalı olan şeyleri kaçırabilirken kendimize çok fazla odaklanırsak da dış faktörlere kaçırabiliriz. Aslında evet olumsuz bir olay olduğunda dış faktörlere genellikle odaklanıyoruz diyoruz ama bu sınav senesinin içerisindeyken o umutsuzluk, o olumsuz duygularla kimi zaman baş etmeye çalışırken iyi bir şey olduğunda şansa bağlayabiliyoruz öyle değil mi? Diyelim ki deneme netlerimiz çok iyi geldi. Ya of, zaten deneme çok kolaydı deyip kendi yaptığımızı daha böyle aza indirgerken belki de çok zor bir denemede ortalamanın içerisindeyken yok ya Ah, olmuyor ben yapamıyorum deyip işin içinden çıkabiliyoruz. Yani dış faktörlere hiç bakmıyoruz. Burada aslında önemli olan şey ne sadece iç faktörlere ne de sadece dış faktörlere odaklanmak. O zaman ne yapacağız? Eğer ki vampiri bulmaya çalışıyorsak biraz kanıtlara bakacağız. Elinizde sebep olarak sunduğunuz her şey zaten sizin bildiğiniz, zaten sizin aşina olduğunuz şeyler. İlk defa mı bir kaynak çok zor geldi önünüze? Bakın Nasıl arkadaşlarımızla oynarken aslında sen hep böyle gülmüyorsun. Acaba vampir sen misin diye o kanıtın peşinden gidiyorsak burada da kanıtların peşinden gidin. Ama ne olursa olsun hem dış faktörler hem de iç faktörlere odaklanalım. Diyelim ki yine evet tamam netlerimiz düştü, kaynak zordu, dış faktörlere bunu yazdık. E ben işte bu zor kaynaklara alışamadım mı daha? Böyle kaynaklar seçmiyor muyum diye dönüp bir kendimize de bakalım. Böylelikle hemen çabuk bir şekilde vampiri bulup nedenleri önümüze döküp doğru bir aksiyon alarak o netleri tekrardan yükseltebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>